Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir erkeğin senden hoşlanıp hoşlanmadığını merak ediyor musun? Yalnız değilsin. Birçok insan hoşlandığı kişinin kendisinden hoşlanıp hoşlanmadığını merak eder ve bunu anlamakta zorlanabilir. Birinin size olan gerçek ilgisini abartırken veya hafife alırken bulabilirsiniz. Bununla birlikte de iyi haber şu ki, gerçek niyetini bir araya getirmek için bir dedektif gibi davranmak yerine sizden hoşlanıp hoşlanmadığını size bildirebilecek 10 kesin işaret vardır. Onun 100 ipuçları. Bir erkeğin gerçekten size aşık olup olmadığını bilmek istiyorsanız ilk adım etkileşimleriniz sırasında yüz ifadelerine daha yakından bakmaktır. Spesifik olarak göz bebeklerinin genişlemesi, ilgi ve uyarılmanın önemli bir göstergesi olabilir. Bu nedenle size bakarken göz bebeklerinin büyüdüğünü fark ediyorsanız, bu gözlerinin her açıdan size baktığının kesin bir işaretidir. Ayrıca sizinle konuşurken kaşlarını kaldırıyorsa, dudaklarını yalıyorsa, ön dişlerini gösterecek şekilde gülümsüyorsa, bu küçük görünen hareketler de onun sizinle ilgilendiğinin çok büyük işaretleridir. Farklı bir araştırma, kadınlarla ilgilenen erkeklerin bir kadınla flört etmek istediklerinde tükürüklerindeki testosteron seviyesi artabileceğinden, kelimenin tam anlamıyla üzerlerinden salyalarının aktığını ortaya çıkarmış. Bu nedenle her zamankinden daha fazla yutkunduğunu veya etrafınızdayken salyalarının aktığını hissederseniz bu aslında onun size çekildiğinin açık bir işareti. Diğeri onun vücut dili. Sözsüz ipuçlarına daha yakından bakarken vücut diline de bir bütün olarak dikkat etmek önemlidir. Aslında bir erkek bacaklarını geniş bir şekilde açarak oturduğunda bu konuşmadan yapılan eylem size olan ilgisi açısından çok şey anlatır. Bacaklarını sonuna kadar açarak oturuyorsa size uygun olduğunu göstermeye çalışıyordur. Diğer bir vücut dili ise senin yanındayken vücudunu hareket ettirme biçiminde görebilirsin. Vücut hareketlerine eşlik eden el hareketleri daha abartılı görünüyorsa bu sizden hoşlandığının bir işareti olabilir. Özellikle güçlü ve sağlam olduğunu, çok yer kapladığını gösterecek şekilde dikkat çekerek ilginizi çekmeyi ve sizi baştan çıkarmayı umuyor. Ayaklarının konumuna dikkat etmekte onun gerçek duygularını çözmenize yardımcı olacak. Aslında etkileşimler sırasında ayakları size dönükse bu onun ilgilendiğinin işareti. Çünkü bu duruş kendisini tamamen ulaşılabilir ve tehditkar olmadığını gösterir. Öte yandan ayakları sizden uzağa bakıyorsa bu onun kapalı ve durumdan kopuk olduğunu gösterebilir. Ve her an sohbetten ve sizden kolayca ayrılabilir. Diğeri bakışı. İlgisinin bir başka ayırt edici göstergesi de kendisini size yaklaştırmak için fırsatlar aramasıdır. Bu birbirinizle sohbet ederken, yakınlaşma eğiliminde bulunurken göz temasını sürdürme açısından da açık olabilir ve işe yarayabilir. Erkekler ve kadınlar uzun süre gözlerini birbirlerine kilitlediğinde birbirlerine olan arzularının artabileceği gözlemlenmiş. Aslında bir araştırma, karşı cinsten iki üyenin aynı anda karşılıklı temas halindeyken birbirlerinin gözlerinin içine derinlemesine baktığında birbirlerine daha fazla ilgi ve çekicilik gösterdiklerini ve hatta kalp atışlarının yükseldiğini ortaya koydu. Bu nedenle elini omuzunuza koymak veya elini hafifçe sizinkine değdirmek için fırsatlar ararsa sessiz dokunuşu sizinle bariz bir şekilde ilgilendiğinin göstergesidir. Ve diğeri seni gerçekten dinliyor. Bir erkek sizinle ilgilendiğinde sizi kesintiye uğratmadan veya dikkatiniz dağılmadan dinler. Dinleme arzusu sizi cezbetmek için temel olarak işlev görse de ona onun için ne kadar önemli olduğunuzu gösterme fırsatı da verebilir. Bir zamanlar bahsettiğiniz belirli bilgileri ve konuları, özellikle de en küçük ayrıntıları hatırlama yeteneği, söylediğiniz şeylere ne kadar değer verdiğini göstermesine izin verebilir. Başka bir deyişle geçmiş konuşmalarınızdaki küçük anları anında hatırlayabildiğinde kesinlikle size
aşık olduğunu gösteriyor. Ve diğeri sana iltifatlar ediyor. Size iltifat etmek için fırsat araması bir kere bunun göstergesidir. Size verdiği iltifat türünü de dinlemek önemlidir. Görünüşünüzle ilgili bir iltifat sizden hoşlandığının açık bir işareti olsa da sizi fiziksel düzeyden ziyade duygusal düzeyde iltifat ettiğinde başka bir gösterge bulunabilir. Örneğin nezaketinizi, samimiyetinizi veya bir arkadaşınıza bağlılığınızı övdüğünde yüzeysel olanı aşıyor, size gerçek sizi ne kadar iyi anladığını, takdir ettiğini, umursadığını göstermeyi umuyor. Sana kişisel sorular soruyor. Diğer bir kesin işaretse sana çok soru sormasıdır. Ancak seçtiği soru türlerine dikkat etmek önemlidir. Örneğin bir erkek sizden hoşlandığında size adres sormak yerine kişisel sorular soracaktır. Kişisel sorular sorarak yalnızca sizi yakından tanımayı ummakla kalmıyor. Aynı zamanda ikiniz arasında bağ oluşturmaya çalışıyor. Ayrıca sizi sorularla doldurmak, ona sizinle sohbet başlatması ve sürdürmesi için kolay ve stressiz bir yol sağlar. Böylece diyaloğun akmasını sağlayabilir ve arada bir kıvılcım yaratabilir. Ve diğeri seninle ilgili planlar başlatır. İlgisiz davranmak, elde edilmesi zor oynamak yerine sizinle zaman geçirmek için liderliği ele alır ve takip eder. Size karşı hisleri olan bir adam yazdığınız metin mesajlarına ve aramalarınıza hızlı bir şekilde geri dönüş yapar. Tek kelimeyle sizi muallakta bırakmak yerine liderliği ele alacak ve iletişimi devam ettirecek. Ancak ne tür planlar yaptığına ve ne zaman yaptığına dikkat etmek önemlidir. Eğer erkek son dakikada planlar yapıyorsa size cinsel nitelikte olmasının yanı sıra yatırım yapmıyor demektir. Öte yandan daha geleneksel flört benzeri aktiviteleri içeren planları önceden başlatırsa sizinle kaliteli zaman geçirmek istiyordur. Saate de dikkat edin. Size öğlen ile saat 5 arasında mesaj atıyorsa bu aynı zamanda gün içerisinde size ulaşmak için yeterince beklediğinin ancak sizin önemsiz ve takdir edilmemiş hissetmenizi önlemek için çok geç olmadığının da iyi bir işaretidir. Ve diğeri sizi ailesiyle ve arkadaşlarıyla tanıştırır. Sizi hayatındaki önemli insanlarla tanıştırır. Arkadaşları ve ailesiyle tanışmaya davet etmek, size kendisinin farklı bir yönünü göstermesini sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda bir gelecek olasılığını yargılamasına da yardımcı olur. Kısacası bir erkek sizi ailesiyle ve arkadaşlarıyla tanıştırdığında birlikte gerçek bir geleceğe sahip olma potansiyeliniz olup olmadığını belirlemek için onlarla nasıl iletişim kurduğunuzu görmek ister. Sonuçta ailesi ve arkadaşlarıyla yüz yüzeyken anlaşamıyorsanız sizinle bir ilişki kurma umutları suya düşebilir. Diğer taraftan da ailesi ve arkadaşlarıyla sizi tanıştırarak onların izlenimlerini almak ister. Arkadaşlarının ve ailesinin görüşleri anlamlı olacağına etkinliklere davet ediyorsa sizden hoşlanıyor demektir. Sana iyilik yapar. Bir erkeğin gerçekten sizi önemsediğinin bir başka kesin işareti, sizi mutlu edecek güzel şeyler yaparak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmasıdır. İster kahve getiriyor, ister sizi bir gezintiye çıkarmayı teklif ediyor olsun. Size dikkatini vermek için uyumlu bir çaba gösterdiğinde aslında size olan sevgisini gösteriyor. Ve sana borçlu gibi hissetmektense kalbinin iyiliğinden dolayı bunları senin için yapmak istiyor. Çünkü sen onu yakaladın. Ve diğeri sana kendi tarzında söyler. Bazen bir erkeğin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamanın en iyi yolu onu dinlemektir. Ve senden gerçekten hoşlanıyorum sözü doğrudan ağzından çıkmasa da onun romantik ilgisiyle ilgili size ipucu verebilecek başka anahtar ifadeler vardır. Örneğin sizi özlediğini söylerse ve size hayatındaki önemli bir insan olduğunuzu söylerse, size gerçekten hayatında önemli ve anlamlı bir insan olduğunuzu ve sizin de içinde olmanızı istediğini söylüyordur. Ayrıca bir erkek sizden
gerçekten hoşlanıyorsa, sözleri size ve genel refahınıza ne kadar önem verdiğini gösterecektir. Örneğin sizin güvende ve mutlu olmanızı istediği için bir ceket veriyorsa, veya eve güvenli şekilde dönüp dönmediğinizi öğrenmek için ona haber vermenizi istiyorsa, bu basit ifadeler sana olan ilgisini ve endişesini gösteriyordur. Aslında senden gerçekten hoşlandığını bilmeni sağlıyor. Ve bir dahaki sefere bir erkeğin senden hoşlanıp hoşlanmadığını merak ettiğinde davranışının birçok yönüne dikkat etmek önemlidir. Ne aradığınızı bilirseniz deşifre etmek o kadar da zor değildir arkadaşlar. İpuçları ve araçlar elinizin altındayken aklınızdaki bir sonraki soru sizden hoşlanıp hoşlanmadığı değil, sizin de ondan hoşlanıp hoşlanmadığınız olmalıdır. Hepinize sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.